Herkese selam ben Ata Ailenizin favori MC'si Bugün 10 gündür kesilemeyen Cerus CM sorun değineceğiz önceki videoda Guild Wars 2 Hiç iyi bir yönde gitmiyor demiştim ya Artık daha kötü bir yönde gidiyor Yani Sanki normal hayatlarımızın Yeteri kadar kötüye gitmesi yetmiyormuş gibi Oyunlar da kötüye gidiyor abi Dün e, ee, Cerus CM sonunda kesilebildi ama nasıl kesilebildi? Bir izleyelim hemen size şöyle bir açayım. Bir izleyin Allah aşkına. Burası iyi. need one more on the right. One more, one more. oh, okay. okay. We got it. Ah, you yok yok. Go, 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 go. Just get the orbs, got the orbs if you're alive, Got the orbs if you're alive. Yes! 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 Tamam lan, bağırma. Sonuç olarak böyle bir, bayağı bir yani bir clown fiesta ile kesilebildi ve ben diyordum ki ya acaba arena net eşekleri şey yaparlar mı? bu kestikten sonra buna nerf getirirler mi? Çünkü bayağı bir gün geçti. Herhalde dedim kesilmesini bekliyorlar. Ama bir yandan da düşünüyorum ki lan hani şey yok ki bu oyunda World of Warcraft'ta olduğu gibi böyle kesince bir şey getirim. Hani böyle ilk kesmeye bir ödül yok yani. ilk mitik kesene mesela bir ödül veriliyor ya şeyde World of Warcraft'ta. Burada öyle bir şey yok. Dedim acaba neyi bekliyor bunlar yani? Şimdi fight ile ilgili birkaç problem var. O birkaç problemden bahsedelim. O gün e, hiç denemediğim için şey yapmamıştım. Ama baktıktan sonra bir kere bile girip deneme cüretinde bulunmadım. Çünkü çok boş. Ve oyunun çok büyük bir kısmı da. Ve hani bunu raid yapanlar için söylüyorum. Çok büyük bir kısmı da yapmaya tenezzül etmedi bunu. Problem şu bu fight ile ilgili. Canı çok yüksek abi. Canı inanılmaz yüksek. Yani Doom CM'in iki katı canı var. Ve aynı mekaniği tekrar tekrar. Tekrar tekrar. Tekrar tekrar yapıyorsunuz. Orada o gördüğünüz işte. Orb'lar var. Onlar kafanıza düşüyor. Bir yere koyup doja atıyorsunuz. 3 tane yeşil var. Bir tanesine girmek zorundasınız ama herkes bir tanesine girmek zorunda yok. ölüyorsunuz. ama sadece bir tanesine aynı anda girebiliyorsunuz. Belki en cringe mekaniği ve dönen bir tane duvar var. Bu mekanik ee, normalinin dışında çıkan şeyleri falan saymıyorum. Malicious Shadow'ları falan. Bu bunun dışında can. Tekrar tekrar. Tekrar tekrar. Tekrar tekrar aynı şey yapıyorsunuz. Yani e, zaten datalara baktığımız zaman Ortalama 23k DPS istiyor bu boss. Ortalama 23k DPS'i bugüne kadar normal modda sadece 33 squad yapabilmiş. Yaklaşık 9 aydır var biliyorsunuz. Cerus, CM. DPS loglarında sadece 33 parti kesebilmiş ve normal modda 33 parti kesebilmiş. Ve bazısı aynı gruplar teker teker. Hadi biz farklı grup olarak varsayalım. CM'sinde bu olabilecek en olası senaryoyu söylüyorum. 5 ya da 6 parti. Hadi diyelim 10 parti. Yani totalde 100 kişinin kesebileceği bir content mi yaptınız? Şimdi 100 kişinin yapabileceği bir content yaptınız. Tamam, okey. Ben mesela tamam zor content'i seviyorum. Tamam ne güzel işte content diyorsunuz değil mi? Tamam. Sıkıntı yok. Buradaki sıkıntı ne biliyor musunuz? Ödülün 2 gold ve title olması. Hadi bir kere kestik. Title'ı aldık. Ondan sonra tekrarlanabilirlik yok. Yani aynı şey Harvest Temple CM içine geçerli. İnanılmaz zor bir CM yaptın. Mesela ben yaklaşık 6 ay falan uğraştım onu Puglardan kesmek için. Yani Pug Walker oldum yani resmen. Ve sonuç kimsenin umurunda olmayan bir Void Walker title'ı. Yani kasuallerin umurunda bile değil. Mesela al Decades Devotion. Div Adamın 10 senedir en büyük başarısı 10 yıllık karakterinin olması. Emissary of the Mad King şey oynamış. Halloween festivalinde oynamış mesela. Bu adam senin Voidwalker'a zaten bir saygı göstermiyor ki. Ben mesela şu Amrith Juno'yu niye kullanıyorum biliyor musunuz? Çünkü sarı renkte olduğu için hani tamamen Rich Flex, Rolex takıyormuş gibi yani. Bir şey olduğu için ben de Voidwalker'a takmak isterim ama artık gezmiyorum mesela. Hani ne veriyor? Embodied of Sinment ne öyle bir şey veriyor. Hani kimsenin umrunda olmayacak zaten. Ha yani şey olsa mesela tamam diyeceğim mesela. Her Cerus CM kesiş mesela şu haliyle her kesiş minimum 150-200 gold falan bir para verse her hafta tamam diyeceksin otur hani ez şey ol iyi bir partin olsun buna vakit göm ve one shot atabilecek seviyeye gel ve her hafta 10 dakika sonuçta fight 10 dakikada 200 goldunu al çık mesela ama yok bir de şimdi 3. bir CM getiriyorlarmış yani şu anki halini nerfleyecekler şu anki halinin nerflemiş versiyonu bu Embodiment of Sin mi? Ne? Şu yeni gelen şeyi alacaksınız. Title alacaksınız. Nerede o strikelardan bakalım. Ee, şunu alacağız. Hani şu Embodiment of Sin. Çünkü e, kestiklerinde bunu alamadılar. Onu da söyleyeyim. Yani şu anki haliyle kestiklerinde alamadılar. Şu anki haliyle düz kesiş. İşte Legendary Conqueror of Serus diye bir title verecek nerflenmiş haliyle de bunu ekleyecekler yani şeye döndürüyorlar işte WoW'daki şey versiyonuna ne dedim ona Heroic Mythic falan versiyonuna yani gereksiz şimdi neden gereksiz abi dediğim gibi bir World Force title falan gibi bir şey vermiyorsun okey de sen yani senin oyunu kurduğun yapı tekrarlanabilirlik üzerine yani bir kontentin tekrar tekrar yapılabilmesi üzerine kurmuşsun sen yapıyı. Anlatabildim mi? E hani Harvest Temple CM'yi kaç kişi kesti ki? Hadi bir tane öyle bir tane bir örnek çıkarttın. Hani bir tane bir Harvest Temple gibi bir tane böyle çok zor bir şey olsun diye bir tane ama devamın devamını getiriyorsun. Ve hayatında ömrü hayatı boyunca kesmeyecek adamlar bakın yorumları okuyalım yani çok cringe. 10 gün boyunca Sol tab'da Amorant'ın e, Twitch yayınına 31 çeken herifler, sağ tab'da da Cerus CM yayını izlediler 10 gün boyunca. Adamların alakası bile olmayacak bunu kesmeyle. Wow, mükemmel, amazing, Arenanet böyle kontenti getirmeye devam etsin, it's such incredible, bilmem ne falan diye. Lan yapmayacaksın ki sen, ne konuşuyorsun? Yapmayacağın kontent üzerine konuşuyorsun. Şunu mesela şöyle söyleyeyim. Şimdi sadece Snowcrows'un var oyunda hardcore şey mesela Lucky Noobs var Lucky Noobs'tan bir tane tenezzül eden olmadı şunu yapmaya ondan sonra Quantify'ın bırakan member'ları çok var zaten dağıldılar ama sonuçta oyunu oynayan hardcore kitle de var onlar hiç oynamadı yani ne oldu bu şuna yaradı Snowcrows ve Teapot tayfa 10 gün boyunca 2000 izleyiciyi aldılar oradan güzel stream'in şeyini kastılar reklam geliri, VMKlam geliri, takipçi, follower'ı kastılar bu. Yani karlı olan bunlar çıktı. Şu yani şu şeylere bir bakın yorumlara ya. Bak. Şurada ArenaNet'in Grouch eşeğinin yazdığına bak. Congrats Snowcrow's. Vay wow, öyle mi? Şeye kaçtılar. Ondan sonra kolaya kaçtılar, ne yapalım 500 milyon can koyalım, aynı mekaniği 100 kere yapsınlar diye şey koyuyorsun. ''Congrats for Arenet for making content like this. Thank you and I love you.'' Şunun profiline baksam eminim iki şey göreceğim. Karama Legendary yaptım, bimlemli çizimi yaptım, Bim ne yaptım. Ondan sonra saçma sapan şeyler, al Palward, fully furnished tavern base, love it, ten, ten Adam şey, taverna base yapmış, mükemmel diye şey yapıyor, bimlemle, saçma sapan. Yani kitle bu. Bu adam kesecek mi sanki? Cerus CME kesmeyecek ama konuşuyor. Yani sorun bu. Yani Raid Titanesi tamamen ölmüş durumda. Bunu kimse yapmaz bu ödüllerle. Ben söyleyeyim. Koysunlar şuna yüksek ödül. Her bir kesişte şöyle 200 gold, 300 gold ödül versin mesela. Hani şu şey gibi. Raid'in çok değeri düştü ama düşmeden önceki hallerini düşünelim. İçerisinden işte şey atıyordu, iki tane parşömen seçebiliyorsun işte 40 tane spicy food seçiyorsun, 40 küsur gold oradan işte 4-5 tane ascended craft malzemesi veriyor falan hani mesela öyle bir şey olsa tamam diyeceğim. Aynı şey Harvest Temple Cm'de de öyle 8 gold bir tane antik summoning stone, götüne soka ancient summoning stone'lu şeyi 10 gold'luk ödülü ben ne yapayım? Yani o kadar uğraşmaya değecek bir şey yok. Hani ödül 2 gold content aşırı zor. Kim niye yapsın arkadaşım yani bunu? Hadi yaptı diyelim canına susadı ya da achievement yapmış olmak için yaptı. Bir kere keser bırakır yani. Niye bir daha yapsın ki? Ya bu ödüllerini adam akıllı yapsınlar bunun. Ya da hiç yapmasınlar yani. He şeye de baktım mesela. Şimdi düşünüyorum lan acaba dedim ben ne kadar PvP oynamışım. Şimdi 1500 tane şey getirecekler ya. 1500 tane win title'ı. Ee, her klasan 1500 kere yapma için. Bakayım dedim. Abi totalde 6000 oyun oynamışım ben. Zaten 8 klası çarptığın zaman ne yapıyor? 12 maç yapıyor. Yani şampiyon brawler'ı da geçiyorsun her klastan 1500 bin almak. imkansız bir seviye. Hani baktım şeye şuradan demin ona bakıyordum. En çok tiefle oynamışım. 963 maç oynamışım. Maç oynamışım bak. 50 de win rate yani yaklaşık 500 bin falan almışım. Bunda mesela %53 win rate'im var. Bunda da işte kaç yapıyor? 530 win mi ne falan yapıyor? Hadi 1000 diye sayıyorum bunları. Mesela bunda %54 win rate'im varmış. Gibi gibi. Hani ortalama %50 win rate. Allah'ın emri zaten. Direkt yazı turu atıyorsunuz her maç PvP'de. Bunu biliyorsunuz zaten hepiniz. Nasıl olacak o iş abi? 1500 win 3000 maç. 8 kere 3000 25000 maç. Echimant'ı tamamlamak için. 25.000 maç. Her biri 10 dakika sürse, Q bulması da 5 dakika ile 15 dakika. 15 kere 25'i bir çarpabilir miyiz? Benim matematiğim yetmedi, telefondan çarpacağım. 25.000 çarpı 15 dediğimiz zaman 375.000 dakika yapıyor. 60'a bölersek 6.250 saat yapıyor. 6.250 saati de 24'e bölersek 260 gün yapıyor. Yani saçma sapan işler getiriyorlar. Ne yapıyor, ne yapmaya çalıştıklarını ben çözemedim. Hani. Aranet ne yapmaya çalışıyor ben anlamıyorum. Gerçekten anlamıyorum. Yani ne, ne yapıyor bu adamlar? Hardcore content getiriyorlar göğe. Lafta hardcore content. 3 tane mekaniği var fazladan. 25 saat boyunca yapıyorsun. Tamam bu 3 tane mekaniği. Mesela Harvest Temple GM'de en azından şey vardı. Her fazı farklı bir boss gibi hissettiriyordu ve her fazı ayrı bir zorluktaydı. Bir progression hissi vardı, ayrı ayrı bir ejder kesiyorsun ya hani her seferinde bir farklı bir ejderayı kesiyorsun. Hani bu fight da sürekli aynı, orb topla aynı yani bütün şey aynı anda çakışma ile alakalı. Şimdi siz canı çok koyduğunuz zaman ne oluyor biliyor musunuz? Hani fightın zorluğu can çokluğu olduğu zaman ne oluyor? O zaman şöyle bir şey ortaya çıkıyor yarın bir gün mesela şu an benchmarklar 42-43-44k civarlarında falan Ve bunu çok diyoruz mesela 5 sene önceki benim videolarıma bakın exotic rate kesilmez diyorum çünkü kesilemiyor Benchmarklar maksimum 30k-31k civarlarında e, Artı en az 3-4 tane 0 dps karakter alıyorsunuz yanınıza işte banner slay falan bilmem ne gibi Ama şimdi mesela quick dps alak dps falan gibi şeyler çıktı E şimdi Yarın bir gün diyelim ki tekrar bu Banner slay falan gibi bir şeye dönmek istediler. Cerus CM imkansız. Ya da tam tersi oldu. Gitgide DPS'ler şu anki günümüze gelene kadar ki artış gösterdi. Arttı arttı. Bu sefer Jerus CM çerez. Yani HP bir baz değil anlatabiliyor muyum? Öyle olmak istese gidip World of Warcraft oynarım. Aynı mekaniği 100.000 kere yapıp boss kesmek istiyor olsaydım eğer World of Warcraft oynardım. Ben anlayamadım yani bu adamların ne yapmaya çalıştıklarını. Ee, bakalım izleyeceğiz göreceğiz. Ee, ama kötü gidiyor işte. Yani Cerrus Cem 10 güldür kesilemedi. 10 güldük varılan sonuç 3 tane bir tane 3. bir mod getireceğiz. Şu anki mod kalacak. Kolay modunu getireceğiz. İşte zor yaparsanız Legendary Cerus bilmem ne Conqueror. Ya bırak Allah sen ya. Hani bırak ya. Benim diyeceklerim bu kadar. Ee, İyice böyle gaça oyunu olmaya doğru gidiyor gibi hissediyorum oyun yani. 1,5 bir, bir milyon kill al World vs. World. Hadi achievement getirelim. 1500 tane kill getirelim. Hadi achievement'ı öyle getirdin. Millete vakit harcatmak için content getiriyorsun. Content'in neyi şey belli değil. Hani World of Warcraft gidiyor burada güzel ki güzel şeylere çalıyor adamlar kendi oyunlarına ekliyorlar. Bunlar da WoW'da ne kadar kötü şey varsa onları çalıp ekliyorlar. İyi şeyleri alıp çalmak yerine gidip kötü şeyleri çalıyorlar, kötü şeyi oyunlarına ekliyorlar. Ee, böyle bir durumdayız şu an oyunda. Ben bilmiyorum. Bakalım zaman gösterecek. Sonuç olarak Jerus CB nerflenmeyecek arkadaşlar açıkçası. Gördüğünüz gibi yani ee, Conqueror of Bimlenme şu anki versiyonunu bir şeye çevirecekler nerflenmiş hali de üçüncü bir mod olarak gelecek. Artık bundan sonra üçlü raid şeylerine hoş geldiniz. Gibi bir senaryo olacak. Bakalım ileriki günlerde oyunda bizi neler bekliyor. Zaten bir 3 ay sonra da şeyi duyururlar diye düşünüyorum. Yeni expansion'ın artık ne olacağını. Çünkü son update gelecek artık. Son update ile beraber herhalde bir sonrakinde ne geleceğini duyururlar. Hatta belki ön satışa bile çıkar diye düşünüyorum. Çünkü genelde öyle yapıyorlar. Bakalım ne gelecek yani hiç umudum yok anlatabiliyor muyum? Hani şu expansion'da gene gelecek olan şeyler en azından az biraz tutulur yanları vardı. İşte yeni silahlar ve yeni silahların yanı sıra bütün silahları bütün klaslarda oynayabilmek. Zaten bugüne kadar 4 tane silah getirmişsin. Yani bu gelenle beraber varsayıyorum. 3 tane önceki eli Hani 14 silahı diğer setlerde oynayabilmek yine bayağı bir build varyantı çıkarıyor ortaya. Hadi şeyde biraz yedik. Onu da biraz yiyelim hadi. Sky Scale'de ateş topu atma. Wow ne kadar büyük content. Hiç ama şey beklemiyorum yani mesela. Eskiden oyun devrimci bir yapısı vardı yani. Su altı kontenti bu oyunda çok kötü. Ama MMO'lar arasındaki en iyi su altı kontenti. Mesela bunu daha da geliştirip gerçekten oyuncu tatmin bir su altı kontenti hiç beklemiyorum. Ya da işte böyle home sisteminin üzerine düşüp işte bu Ev geliştirmesinin üzerine daha çok düşüp Hem kozmetiksel açıdan hem Oyuncuları Bağlayacak açıdan Bir güzel bir ev sistemi falan gibi bir şey Asla beklemiyorum Yani Grouch deminki şey var ya Gösterdiğim eşek O şey yapıyor Diyor ki bir sonraki expansionda Endgame oyuncularını oyuna bayağı bağlayacak Bir şey getiriyoruz Ben size söyleyeyim inanılmaz yüksek bir gold sink Gelecek ya eminim ki böyle bütün expansion boyunca 25 30 bin 40 bin 50 bin gold harcaman gereken bir şey gelecek böyle legendary infusion falan gibi bir şey olacak yani ha şey olursa hiç şaşırmam şuradaki bonuslarımız var ya bizim account bonusuz gold find karma find xp find magic find bunu mesela şey gibi e, Relik sistemini hani rune sistemini reworklediler ya agony sistemini de reworkliyoruz biz işte oradan gelen statı artık şey yaparak e, 10 bin tane cryptis kes artı bir power 20 bin tane işte ağaç kes artı 2 vitality falan diye oradan gelen 100 statı mesela bu şekilde Black Desert gibi 100 bin tane slot keserek account bonusu olarak kendimize power eklersek hiç şaşırmam. Kimse de zaten şikayet etmez o konuda işte pay to win oluyor abi ne falan zart pay kısmı nerede? Pay kısmı yok. F sadece emek only. O yüzden paşa paşa gider artık şey yaparlar. Otururlar Metin 2 Style. Kriptis keserler. E, artı bir account power kazanmak için. 10 e, bin tane kriptis keseriz. Hani aklıma başka bir şey gelmiyor çünkü. Şu gidişatla gelecek olan content o. E, Agony sistemine rework getirecekler. Agony sisteminin bu şey bonuslarını da bu şekilde ekleyecekler. Artı 10 power bilmem ne falan diye. Ha, birazcık hani decay bir şey getirecekler. Çünkü yatay bir ilerleme geldiği zaman o endgame oyuncusunu o kadar çok tutabilecek bir şey değil. Yani aklıma da bu geliyor. En mantıklı yapılabilir şey olarak. Artık otururuz şey gibi. Herkes sonunda korkulmaktan korktuğu kişiye dönüşüyor. Rise'cıları gömüyorduk. Rise'cılar gibi slot'a oturur şey yaparız artık. 120 kere tarir metası yap falan diye. Şey yapıyorsun. Ödül şey artı bir power falan diye bir şeye dönüşür artık. Ya da dediğim gibi gold 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 sink daha çok gold sink daha da çok gold sink gold verin gold verin daha da çok gold verin bütün kastınız goldları bize verin tarzı bir senaryoya da dönüşebilir bilmiyorum zaman gösterecek sonraki videoda görüşürüz hoşçakalın bay bay